Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine buz gibi bir Antalya kepez gününden herkese selamlar olsun. Hakikaten o kadar soğuk ki insan soğuk soğuk terliyor. O kadar soğuk yani. Fenerbahçe'ye transferde peş peşe kötü haberler. Başta muhtemelen bunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'de Umut Nayir'le son görüşme olarak başlayayım. Kadrosuna Umut Nayir'i katmak istiyor Fenerbahçe. Ve Eyüp Spor'la anlaştığı şeklinde de duyumlar var. Ee, başarılı oyuncuyla yapılan son görüşmenin ardından kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ve Santrafor transferinde de bu hareketlilik yaşanacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, 29 yaşındaki Forvet'te yapılan görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Şimdi arkadaşlar birçok kişi aynı şeyi söyleyecek, aynı şeyi soracak, aynı şeyden şikayetçi olacak. Ya hocam kala kala Umut Nayir'e mı kaldık? Ben de diyeceğim ki arkadaşlar 3 tane Türk oynatmak zorundasın. İster Umut'la ayrı oynat, ister Nolamaz'ı oynat, ister imkansız oynat. Yani bir şekilde birini almak zorundasın. Şimdi biz Serdar Dursun'u niye kadroda tuttuk? Üçüncü forvettir, Türk'tür. Görev verildiği anda görevini yerine getirir. Vesaire vesaire. İşte Umut niyeti bu. Yalnız ben şunu söyleyeyim. İşin komiği şu. Kaynaklarıma sordum. Hepsi yalanladı. Yani öyle bir şey yok dedi. Şimdi de hepsi diyor ki ya bir nabız yoklaması yaptık. Ya hani yalandı diyorum. Ya nabız yoklaması yapmışız diyor. Biz de inanamadık başta falan filan diyorlar. Ee, sonra biz mahcup oluyoruz. Şimdi yorumlarda çok görüyorum. Ya günde 30 tane futbolcu gelip gidiyor Fenerbahçe'ye. 30 tane değil 22 tane. Yani sosyal medyaya göre günde 22 tane geliyor. Ya ben burada niye varım? Ben size duyumları aktarmak için varım. Yani... Ee, tamam 30 tane futbolcu yazabilirler. Yazacaklar da. 50 tane de yazsınlar. Yazacaklar da. Ben burada doğruları duyumları vermeye çalışıyorum. Şimdi diğer habere geçelim. Fener Orsolini İtalya'da kalmak istiyor. Kötü haberler peş peşe dedik. Şimdi gündemimizde yer alıyor Orsolini. Yıldız oyuncu kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündeminde var oyuncu. Arkadaşlar ben size Türkçesini söyleyeyim. Oyuncuya İtalya'dan çok cüz iyi güzel teklifler var. Oyuncu da hani hazır buradayız. Rahatlamışız. Ne bileyim eve badana boya yeni yaptırdık. İşte tesisatı falan yenilettik. İşte sucu falan geldi. İşte kalorifer tesisatının petekleri falan temizlendi. Hazır bu kadar masraf etmişken niye gidelim moduna girmiş durumda. Hani başarılı bir performans. Fiorentina'nın Napoli'nin ilgisini zaten biliyorsunuz. E, Fenerbahçe 8 milyon euroluk bütçe ayırdı. E, çizme ekibi 10 milyon euro istiyor. Biz Rossi artı 2,5 diyoruz. Kabul etmiyorlar. Rossi artı 4 derin, Tamam diyorlar. Ama biz Rossiard'ı 4'e de tamam diyecek olsak da oyuncu kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor. 34 maç, 11 gol, 4 asist. Bizim bu transfer çalışmasında elimizi güçlendiren tek şey menajerlik şirketi. Haberiniz olsun. Menajerlik şirketi yaparsa bir kıyak olur. Yoksam yok. Şimdi yine kötü haberler peş peşe. Bir kötü haberle daha devam edelim. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Romalı yıldız Stefan El Şaravi kulübüyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Hocam içimizi baydın ya. bu nedir hocam? İkide bir de kötü haberler, kötü haberler, kötü haberler. Ya en zaten beklemeyin dediğim için benim için kötü sayılmaz. Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Stefan El Şarabi daha doğrusu ilgilendiği iddia edilen Şarabi Roma ile yeni sözleşme imzalayacakmış. Daha önce ayrılacak deniliyordu. Takımdan bedelsiz göndermek istemiyormuş Roma. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu 2025 yılında kapsayacak yeni bir sözleşme. Şimdi 2016 yılında 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'dan transfer ediliyor. 2019 yılında 16 milyon euroya Çin'in Sehe takımına satılıyor. Şimdi bir buçuk sezon oynadıktan sonra 2021 yılının Ocak ayında bu sefer bedavadan Roma'ya geliyor. Roma ile 231 maç 58 gol 32 asist. Yani hani Ryan Kent Zaha falan düşünülünce yani bir Zaha olmuyorsa El şeravi olabilirdi ama Rum bu. Osterwolde için son şans. Büyük umutlarla transfer edildi Jadon Osterwolde Fenerbahçe'de kalmak istiyor diyor habere. Yani mecbur kalmak isteyecek. Şimdi mecbur kalmak isteyecek. Niye? Daha o kadar milyon euro para verilmiş. Kalıp oynamak da zorunda. Şimdi kam sürecinde yeni gelecek teknik direktöre kendini kabul ettirmek isteyecek. Hani 6 milyon euro ile alındı ama haberlerde hala 7 yazması beni deli ediyor. Ya arkadaş 6 milyon euro. Kapa yapılan açıklama. Hani Durumu merak konusu. 22 yaşındaki Olandal oyuncu tek amacı kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendini kabul ettirmek, iyi bir performans gösterip Fenerbahçe'de devam etmek. Sadece 5 maçta forma giydi ama süre bazında çok sıkıntılı. Hani e, defansif bir oyuncu aldık diyor Jesus. Bazı kaynaklarda ofansif, beklediğinden ofansif çıktı, bazılarda beklediğinden defansif çıktı diyor. Ya sonuç olarak oyuncu bir şey çıktı. Ama ben yeterli süre almadığı için çok konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da kısa kısa hani haber türünde değil de biraz daha kısa kısa Musa Barro'dan başlayalım. Musa Barrow. Şimdi Bologna'dan istediğimiz sol kanat oyuncusu 24 yaşındaki oyuncu için onun için de kötü haber var. Şimdi Fenerbahçe Bologna ile temasa geçiyor. Diyor ki Barrow'u verin. Onlar da 12 milyon euro On servis beklentisiyle kapıyı açınca da haliyle berro ee, olmuyor. Hocam bu bu kadar önemli bir oyuncu mu? Valla istatistiklere baktığın zaman Atalanta'dan 2021'de 14.34'e satın alınmış. Hani 35 maç 3 gol 8 asist 2123 dakika. Ben de şeyi çok merak ediyorum. Atalanta Hawks FC takımından kadrosuna katmış genç takıma 200 bin euroya. Oynatmış Bologna'ya ocakta kiralamış. Bologna beğenmiş. Ee, ama bir buçuk sene sonra beğenmiş. Bir buçuk sene sonra Atalanta, şey Bologna Atalanta'dan 14.34'ü satın alıyor. Ulan Elinoğlu buluyor. Biz de Rossilerden. FFDK bu sezon takımlara Türk futbol tarihinin en büyük cezasını kesti. Şimdi arkadaşlar ben bu tip haberlere de gülüyorum. Ulan mantık olarak tabii Türk futbol tarihinin en büyük cezasını kesecek. Çünkü, çünkü Türk parası değer kaybediyor. Yani dolar karşısında, euro karşısında değer kaybediyor. İlla ki böyle olacak. Yani düşünsene şimdi mesela şu telefon ne kadar? Atıyorum 10.000 TL. Türk, Türk, tarihinin en pahalı telefonu. Değil. Daha pahalısı da var da. Yani paradan 1 sıfır atarsan 1000 TL'ye düşer. O zaman da az bir şey kesmiş olur. Bunları geçeceksin. Toplam 51 milyon 657 bin 300 TL fatura çıktı. Bakın 51 milyon. İşte federasyonun giderini falan hesaplayın. Buradan sövüş. Yayıncı kuruluştan sövüş. Her türlü sövüş. Peki en fazla cezayı kim aldı? 5 milyon 892 bin 700 TL ile Fenerbahçe. Teknik direktörler arasında en fazla cezayı kim aldı? 156 bin TL ile en fazla cezayı Jorge Jesus. Ali Koç 300 bin TL ile en fazla ceza kesilen ikinci kulüp başkanı olmuş. Hocam birinciliği kime kaptırdı? Arkadaşlar Ali Koç işin içindeyse ikincilik normaldir. Yani Ali Koç'a göre ikincilik başarı. O yüzden durum bu. Şeyi çok soruyorlar. E, pivot takımı. Pivot takım değil. Hostes takımı. Yok şey partner takım. Hostes takım nereden çıktı? Şimdi Teko Karaca Bey Başkanı Sarp Yalçınkaya bir açıklama yapmış. Fenerbahçe ile işbirliği yapma durumumuz vardı. Fenerbahçe'nin kendi dinamiklerinde bir değişim söz konusu. Düşüncelerimiz olmadı diyor. Yani görüştük, ettik. Bir plan proje vardı ama olmadı diyor. Haklı. Yani kulübü alayım, rengini sarı-lacivert yapayım. Yok adını değiştireyim. işte otokoç, Karacabey spor yapayım falan. Yani bunlar birçok kişiye hoş gelmeyen şeyler. Bakın partner takımı özelliği şu an. Karacabey ile anlaşırsın. 2 3 farklı şekilde futbolcu verirsin. Mesela Bora Aydınlık oynama garantisiyle verirsin. Parasını sen verirsin. Her maçta oynamak zorundadır. Zaten bu tip takımlar için de Bora Aydınlık işte şahane bir isim olur. 1 2 Futbolcuyu kiralarsın. Yıllık ücretini bunlar karşılar. İster oynatır, ister oynatmaz. Bu çok büyük risk. Yani bu şekilde giden futbolcularımızın %95'i belki de %97'si çöpe gitti. Üçüncü ihtimal futbolcuyu satarsın. Oranın futbolcusu olur. Parasını onlar verir. Şeyini onlar verir. 250 bin euro mesela. Satın alma parası koyarsın. Dersin ki alacak olunursa önce ben alırım. Futbolcu oynadı. Yıldızlaştı. Teklif geldi kulübe. 3 milyon euro. 250'sini bunlara. Üst sana. Ona da çok yanaşılmaz. Yani en iyi partnerlik yöntemi futbolcuyu ver. Parasını sen ver. Onlar oynatsın. En iyisi bu. Şimdi arkadaşlar ben bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. TFF'de bir seçim olacak. Tek adaylı başkanlık seçimi. Aday tek. Galata Sarayı'nın kongre üyesi Mehmet Büyükekşi. Hatta Mehmet Büyük Tatlı onlara göre. Hani onlara göre büyük tatlı ama bize göre büyük acı. Şimdi yönetim kadrosu belirsiz. Yani yönetimine kimi alacak belirsiz. Enteresan pazarlıklar, enteresan çatışmalar, enteresan şeyler var. Fenerbahçe olarak bakın yeni sezona kilitlenmiş durumdayız. Kardeşim yeni sezona kilitlenmek buradan başlar. Önce federasyon seçimine çöreklen. Federasyon seçimine odaklan. Federasyonda güçlü ol. Eğer federasyonda güçlü olmazsan Jortingen'in Mortingen'ini çekersin. Hiçbir şey elde edemezsin. hiçbir şey elde edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Biz yıllarca aynısını yaptık. Ama bakalım. Bu arada arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Kötü haberlerden bir tanesini de ben ekleyeyim. Livakovic'i çok soruyorlar. Ya, Livakovic benim duyumlarıma göre iptal. Ya, benim duyumlarıma göre iptal. Ee, Mursoli ne için dedim. Gelirse menajerlik şirketi sayesinde gelir. Yoksa İtalya dışına çıkması imkansız. Onu da söyleyeyim. Napoli'de masada. Biz de masadayız. Ee, Politano ismi var hani Orsolin olmazsa o da Türkiye'ye soğuk bakıyor. Lan neresi soğuk bakıyorsunuz? Fıstık gibi Türkiye cennet. Suriyelilere sorun siz. Türkiye cennet, cennet. Yani adam cennet ama bunlar beğenmiyor. Ee, başka ne diyeyim? Teknik direktör konusu. Bugün çarşamba günündeyiz. Ben bugün teknik direktörün yüzde %80, %30, %5, %2, 1 falan filan değil. Ben bugün teknik direktörün açıklanmasını bekliyorum. Ama bizim kulüp yapmaz. Şimdi ben bugün açıklanır dedim ya. Ne yaparlar? 24'üne 23'üne sarkıttırırlar. Bak 19 dedim 21, 24. 24'üne odaklanın siz. Teknik direktör açıklaması için 24'üne odaklanın. Kısa öz özet birçok kişinin seveceği şekilde de video çektiğimi düşünüyorum. Hani beğenirseniz siz kendinizi göstermiş olursunuz. Beğenmezseniz ayıp edersiniz. Ee, şurası 30.800 ama ben size tam sayıyı söyleyeyim. 30.000 894 arkadaşlar. Yani 30.900'ün kıyısındayız. Ellerinizden öper. Bir de yenileyin bakayım. Belki bir kişi daha artmıştır. Yani ellerinizden öper. Abone olmanızı, kanala abone olup ailemize katılmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.